aşı olmayan grubun niye aşı olmadığını artık anlayıp onları bir şekilde aydınlatmamız gerekiyor. Dünyada koronavirüsle savaş sürerken bu savaşta insanlığın elindeki en etkili silah aşı. Pandemiyle mücadelede en büyük zorluk aşı karşıtlığı. Bu durum aşılama hızının düşmesine ve dolayısıyla salgının daha da uzamasına neden oluyor. Türkiye'de hala 22 milyon kişi aşısını olmadı. Şu an yatan hastaların en büyük grubu aşısızlar. En fazla merak edilen konu bu 22 milyon kişinin neden aşı yaptırmadığı oldu. Uzmanlara göre aşı karşıtları bilimsel dayanağı olmayan iddialarla insanların kafasını karıştırıyor. İkna etmeyi ülke olarak seçtik şu an. Herhangi bir zorunluluk ya da yasaklama değil de iknayı tercih ettik. Bilim kurulu üyeleri asılsız komplo teorileri insanları aşıdan uzaklaştırdığını vurguluyor. Ve gençlerin bir bölümünün kendine güvenerek COVID'i yeneceğine inandığı için aşı olmadığını belirtiyor aşı olmamakla aslında bir neslin eğitim hayatına blok koyacaklar. Sonbaharda yine insanlar okulsuz, işte iş yeri sahipleri, müşterisiz, merhaba demek zorunda kalabilir gibi gözüküyor böyle giderse. Uzmanlara göre en yaygın 10 bahanenin ilk sırasında COVID-19 virüsüne inanmayanlar var. İşte en yaygın 10 bahane. COVID-19'a inanmıyorlar. Aşının etkisiz olduğunu düşünüyorlar. Yan etkilerden korkuyorlar. Aşıyla çip takıldığını düşünüyorlar. Aşının kısırlık yaptığına inanıyorlar. Yabancı ajanların devrede olduğunu söyleyen var. Türk aşısını bekliyorlar. Alerji yapabilir diye korkuyorlar. İhmalkar olanlar var, bana bir şey olmaz diyorlar. Tüm bunlara rağmen pandemiyle mücadelede aşısız zafer mümkün görünmüyor.